Başbakan mitinginde Albay Kroğlan olacak liste yapıldı. Ve vatandaşlar bu caddede mitingin yapılmasını eleştirerek yan tarafında geniş kent meydanı neden yapılmadı? Neden Kadir Belediye Başkanı Rafet Belge bu kent meydanını miting için tahsis etmedi, başbakana vermedi gibi eleştiriler söz konusu. Bu eleştiriler nasıl değerlendiriyorsunuz? Haklı bir eleştiri sizce? Şimdi buradaki yerelde çalışan AKP'li il başkanı, il teşkilat arkadaşlarımızın çıkartmış olduğu bir söylem olduğu ortada yani bu. Ama bize 11.3.2014 tarihinde Karabük Valiliği ve Emniyeti'ni bizden talep üzerine bizim bildirmiş olduğumuz bir yazı var. Biz bu yazıda diyoruz ki kent meydanının bitik ve gösteri alanı olarak kullanılmasına gerekli güvenlik önemli tarafımızı almak gayriyle bir sakınca bulunmamak gerekiyor. Biz kentlerine gerekli izin vermek. Her şeyden önce bir kente gelmiş olan bir başbakanı meydan tahsil etmiyorum diye de belediye başkanı söyleme hakkı yoktur. Hatta başbakanın kent meydanına vereceği bir miting o belediye başkanı onurudur. Şimdi bizim burada kendileri bu onurdan mahrum etmek için Albay Karaoğlu'nda çok daraltılmış bir alanda 8.000-10.000 kişi civarında topladıkları bir kişiyle miting yaptılar. Biz bunlarla ilgili hiçbir şey söylemiyoruz. Hatta madem biz izin vermemişiz de bütün ne kadar iş makinesi varsa o akşam o meydanın içerisinde çalıştı. İçerisinde bir sürü tahribatlar ortaya çıkarttı. Biz burayla ilgili yok kullanılmasın, kullanılmasın diye bir söz, bir kelam olmadığı gibi ben o akşam kendilerine uğradım. İl başkanına hatta şunu söyledim, bizim yapacağımız bir şey var mı diye kendisine de sordum. O da teşekkür etti. Bu nereden çıkmıştı böyle. Şu anda bu üstünde, yani şu anda Karabük'te çok basit bir şekilde siyaset ve söylem yapmaya çalışıyorlar. Yani bununla ilgili de tabii benim fazla söyleyecek bir şey yok. Bu da halkın taktiğidir. Ama biz Karabük Belediyesi olarak biz bu meydanı tahsis ettik. Onlar da bakın 11.3.2014 tarihinde hepinize de bu yazan birer tane kopyalar yaptı. Onlar kendileri bu meydanda bu mitingi yaptılar. Peki bu yazının karşısında size bir gelen cevap neydi efendim? Bize hiçbir cevap gelmedi. Biz zaten izin verdik. 11.3.2014'te bu meydanda miting yapabilirsiniz diye biz izin verdik. Yani belediye yani inşaatını tamamlamıştır. Mitinge müsaittir diye izin verdik. Yani buradaki miting alanı olup olmamasına karar verecek zaten meydanların, sokakların, caddelerin, belediyenin değil ki valilik makamı. Valilik makamı buraya göre, yani buna göre izin verir vermez. Ona göre belediye vardır. Peki kent meydanının bu ortadaki boş alan, büyük alan kaç metrekare ve kaç kişilik bir miting alanı olur? Valla aşağıdaki alan tahmin ediyorum ki 80-90 kişi alırdı. Üst taraftaki alan en az 20 bin kişi alırdı. Yani toplamda 120 bin kişiye hitap edecek bir alan biliriz. Toplamda 120 bin kişiye cevap verebilir. Ki hiç de bir mahsur yok. Herhalde iş makineleri kadar insanlar burayı tahrip etmez diye. Şu an o akşam bütün iş makineleri sabah kadar orada çalıştı o meydan. AK Parti Belediye Başkanı adayı Mehmet Ceylan dün bir mitingde işte Rafet Belge'yle 2009 yılında 5 bin kişiye iş verecek sözü verdi. Fakat kimse işe almadı dedi. Buna nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben kendime kendi iş vereceğim demedim. İşte ben iş sahaları açacağım dedim, 5 bin kişiye iş verecek şekilde iş imkanları yaratacağım dedim. Şu andaki eğer Karabük Organize Sanayi'ndeki oran, doluluk oranı %100'e çıkmışsa burada tamamen bizim emeğimiz vardır, bizim katkımız vardır. Normal şartlar altında Karabük Organize Sanayi'nde yalnız aydınlatmalara yetecek elektrik kalanı, buradaki elektrik indirme tesisini bizim firmamız yapıp devlete hibe etmiştir. Şu andaki tüm organize sanayideki firmaların bu elektrik santralından faydalanmak var. Hatta HES projeleri bile şu anda bu elektrik indirme tesisinden faydalanmaktadır. HES projelerinden tutun, organize sanayide çalışan tüm fabrikalarda şu anda bizim firmamızın yapıp da devlete hibe etmiş olduğu elektrik indirme merkezi sayesinde olmaktadır. Bu arkadaşlar uzmanı görmüyor. Kendileri bugüne kadar devlet için, millet için yapmış oldukları herhangi böyle bir yardım varsa bunun konusunda fayda var. Bizim söylemiş olduğumuzda zaten buydu demiştik ki biz 5 bin kişiye iş imkanları yaratacak, potansiyel yaratacağız Karabük'te diye açıklama yapmıştık. Ve biz bunu da gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Şu anda 13 tane firma daha bu elektrik indirme tesisinden faydalanıp Karabük'te çalışmasına devam edecek. Sırada bekliyor. Bunu da görmelerine fayda var arkadaşlar.